Arkadaşlar merhabalar bu videomda kağıt katlama ve kesme pratiği ile ilgili testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Gençler bu testimiz kağıt katlama ve kesme pratiği. Öncelikle şunu söylemek isterim. Teste başlamadan önce kağıt katlanmasında ne yapacaksınız? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Bazen sadece kenarların eşitliğini kullanıyoruz. Bazen de açıların eşitliğini kullanıyoruz. Bazen de her ikisini birlikte kullanıyoruz. E, o seçenek soruda kendini belli eder. Kenarlara verilmişse kenarları eşitliğinden gideriz. Açılar verilmişse açılar eşitliğinden gideriz. Baktığınız soru çıkmıyorsa da her ikisini birden kullanırsınız. Evet kağıt katlamada bunu yapıyorsunuz. Kağıt kesmede kesip başka bir yere, yere, yere yapıştırıyorsa mesela şunu aldınız başka bir yere götürdünüz. Bu yine aynı şekilde mi burada da? Evet eş yapı olmasını kullanacaksınız. Yani yine o parçaların birbirine eşitliğini, kenarların birbirine eşitliğini ve hatta açıların birbirine eşitliğini kullanmanız şiddetle tavsiye edilir arkadaşlar. Bir kağıdı kesip başka bir yere yapıştırdığınızda arkadaşlar. Hadi bakalım çözümlere başlayalım şimdi gençler. Birinci soruyla başlıyoruz. Bakın soruyu okumayacağım. Ben de ilk defa görüyorum arkadaşlar. Şekli kendini belli ediyor. Şöyle bir katlama olmuş. E, buradaki eski hali verilmiş. verilmiş. Verilmemiş olsaydı hemen açacaktım ben burayı. Evet ne yapıyoruz? Hop açtığımızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Tamam yazınca Bak ne var burada? 10, 10, 10. Ne çıktı? Muhteşem üçlü. Hemen muhteşem üçlüyü fark ettiğimiz için hop şunu çizdik. 90 derece elde ettik. Hocam burada da bir 90 derece var. E başka bir şey verilmiş mi? Bakın şuraya 13 vermiş bize. Yani şurası 13 olduğundan dolayı ne çıktı o zaman burası arkadaşlar? Şurada bir Pisagor. 5, 13. 5, 12, 13'ten 12 çıktı. Sonra bir de burada bir Pisagor yaparsak 12 var, 20 var. 12, 16, 23 yeniden cevabımız ne çıktı? 16 çıktı. Birinci soru Edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Katlamalar verilmiş. Bir de bakıyorum ki şurada bir ABCD karesi verilmiş. Arkadaşlar katlamada bak burası 14 burası da 9. Eski haline geri açtık. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burada da üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 9'sa 9. Hocam 14'sa 14 olacak. Ne kaldı buraya? 5. E, bu üst üste binen açılar da birbirine eşit olacağından burası 90'sa burası da 90 değil mi? Yani burası da 90. 5 13 ne üçgen çıktı? 5 12 13. E üst kenarlar birbirine eşitti. Dolayısıyla burası da 12. Takıldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? Soruda verilen bilgiyi kullanıyoruz. Kare. Kare ise o zaman burası 23 ise hop burası da 23 olacak. Yani 12 artı x eşittir 23 ise x'i buradan kaç buluruz? 11 buluruz. Cevabımız böylelikle çıktı arkadaşlar. Akçay çıktı. Geldik. Üçüncü soruya. Erva x kenar üçgen şeklindeki kağıdı. Evet bu bir x kenar üçgen şeklindeymiş. Burada şekle baktığımda ee, tamam x kenar üçgen. Sonra buradan bir şey kesmişler. Şurası toplam 27 santimetre olmuş. Başka da bir şey demiyor herhalde. Bu bilgiler benim için yeterli olacaktır büyük ihtimalle. Neyse. Şu D'den kesmiş arkadaşlar. Bak şimdi. D'den kesmiş. Şu C noktası. Bak şu e, C, C, C üstü E burası. C üstü E'yi kaç vermiş? 5 vermiş. Sonra şurası kaç arkadaşlar? Dikey uzunluk 12. 5-12 ne üçgeni? 13 üçgeni. E Hocam DC uzunluğu burada. Bak DC uzunluğu burada 13. Burası ne? 12. Tamamı kaç bunun arkadaşım? 27. O zaman buraya kaç kaldı? 15. BE uzunluğuna 15 kaldı. O zaman ikiz kenar üçgende şurası 13'tü. İkiz kenar üçgende taban uzunluğumuz kaç yaptı arkadaşlar? 20. Evet Erva ikiz kenar üçgenin eşit kenarlarından birinin uzunluğunu kaç bulur diye söylüyor arkadaşlar. E ikiz kenarın taban uzunluğu belliyse artık tabanına ait yüksekliği çizeriz. Çizdik. Çizince tabanı iki parçaya bölecek. Nedir? 20 ise 11 mi 11 mi olacak? Buraya 5 kaldı. A hocam şurası da 90 derece. Değil mi? E burası da 90 derece olduğuna göre şurada şunlar eşitse burada bir orta taban çıktı. 12 ise direkt 24 yapar. Hatta 13 ise burası da 13 yapar. Bir kenar kaç çıkmış oldu? 26 çıkmış oldu. Evet. Üçüncü soru böylelikle balık isir oldu. Valla ben biraz risk alıyorum arkadaşlar. Belli noktaları okuyup böyle yapıyorum ama siz tamamını okuyun. Biraz risk. Ama kendime güvenemediğim sorularda da şekil direkt belli etmiyorsa direkt soruyu da okuyorum. Evet burada da 40 70 ise bu nedir? Nedir? <laughs> nedir? bu? 70'tir. Nasıl bir üçgendir bu? İkizkenar üçgendir. Burada ne yapmışlar arkadaşlar? Sanırım kesmişler. ABD B, D üçgenini kesmişler. Ve şuraya koymuşlar galiba. Dur bakayım okuyayım. Anladım. tam anlayamadım bunu. Şu DB duruyor. Okuyayım. Anlamadım çünkü. İki açısı verilen ABC üçgen biçimindeki bir kağıt, BD boyunca kesilerek iki parça ayrılır. Sonra parçalardan biri diğerinin üzerine şekildeki gibi birer kenarları çakışacak şekilde konuluyor. Tamam. Şimdi kesildi ya iki parçaya. Bir parçası bu, diğer parçası şu. Diğer parçası bu. Nasıl konmuş arkadaşlar? Diğer parçası işte buraya gelmiş. Bakın A üstü buraya konmuş, A üstü buraya gelmiş. A uzun kenar burada, kısa kenar burada. Bak D de burada. Gördünüz mü? başka bir yere getirip konulmuş. Şu kısa kenarların eşitliğini şöyle gösterelim arkadaşlar. Sonra burası DB uzunluğu. Bak DB uzunluğu. Şu DB uzunluğu. Bu DB uzunluğu aynı zamanda hangi kenarla çakışmış arkadaşlar? Şuradaki bu arada yuvarlığa gören açı burada kaç x derece burada yazalım isterseniz bunu. Sonra bu kenarla şu kesilmişti. A üssü D burası. A bir dakika A üssü B üssü burası arkadaşlar. Şuraya çift çizgi koyalım AB'ye. O zaman burası da çift çizgi olacak. S dediğimiz kenarda ne oldu? Burası oldu. A hocam bak şu kenarla şu kenar evet çakışmış oldu. Ne çıkmış oldu o zaman? Çakıştığı için birbirine eşit olmuş oldu. O zaman ne oldu arkadaşlar bunlar? İkiz kenar çıktı o zaman soru bitti. Hocam burası 40 oldu mu? Oldu. O zaman bunlar çakıştığı için bak şu BD uzunluğuyla şuradaki B üstü D üstü çakıştığı için e, daha doğrusu CD uzunluğu çakıştığı için birbirine eşit oldu. Burası iken Burası da eşit oldu. İkiz kenar çıktı. Burası 40 çıktı. E burası tamamı 70'ti. O zaman x artı 40 eşittir 30 ise x bu, pardon 70 ise x'i buradan ne buluruz? 30 buluruz. Cevabımız böylelikle dördüncü soruda akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 5'e. Tepe açısı 40 derece olan ikiz kenar üçgen iki eş parçaya ayrıldıktan sonra parçalar dik kenarları üzerinde aşağıdaki gibi konumlandırıldığında şekildeki eşitler oluşuyor. Tamam, bunlara bakalım arkadaşlar. Tepe açısı 40 derece ise arkadaşlar bu bir ikiz kenar üçgense eğer e, i̇ki eş parça ayrılsa yükseklik boyunca iki eş parça ayrılır. Simetri ekseni çünkü yüksekliktir. Tepe açısı 40'tı. 20-20 yaptı açı orta olmak zorunda. O zaman burası da 70-70. Kesip başka yere koydum. Eş yapılar. Açıları yaz. Hocam burası 20'ye 70. Tabi burası 90. Hocam burası da 20'ye 70. Tabi burası da 90. Ne yapacağız? Bunun uzantısı buraya doğru gelmiş. E, e, şurada da bir uzantı bir üçgen oluşturmuş. Bizden x açısı isteniyor. Ne yapmam lazım? Benim şu eşitliği kullanmam lazım. Hocam bunun da uzantısı doğrusal ya. Şurada bir üçgen var değil mi arkadaşlar? Evet verilen bilgiye bakıyoruz. Aa bu üçgende ne oldu? Hocam 20-70 ise bak burası da 90 derece oldu. Aha eşitliği kullanabilirim artık. Hocam dik tabanı iki parçaya böldü. Nerede bölüyor? İkiz kenarda. Yani bu bir ikizkenar üçgendir. O zaman buradaki açı 70 derece ise buradaki açı da 70 derecedir. O zaman x artı 20 eşittir 70 ise x buradan kaç çıkar? 50 çıkar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle ne çıktı? 50 yani edremi çıktı 5. soruda. Geldik 6'ya. Katlanmış böyle hemen eski haline geri açıyoruz arkadaşlar. Hemen eski haline geri açın. Şu değil mi arkadaşlar? Hatta şu alttaki çizgiyi de şöyle görünsün. Halledelim. Peki ne oluyordu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam x ise x. Ondan sonra neresi 2 verilmiş? Burası. E tamam burasının ikisinin 2 olmasını da kullanacağım ben. Hocam buraya A dersem üst üste gelen kenarlar birbirine eşit. Burası da A artı 2 olacak. Ve şuradaki açıyı da 90 derece olarak vermiş bize. Sonra baktık üst üste gelen kenarların eşitliği hala daha bir şey oluşturmadı. 10 ve 2 verilmiş hala onu kullanamadım burada. Ee, başka ekstra bir şey verilmiş mi arkadaşlar? ha ABC üçgenin ağırlık merkezi. AB üstü üzerindeymiş. Şunun üzerindeymiş. Arkadaşlar ağırlık merkezi bunun üzerindeymiş. E o zaman ağırlık merkezi bunun üzerindeyse gençler şurası G ise bu 90'dan çizilen kenar orta yolda. Yani burası 10. O zaman burası da 10 mu olmak zorunda? Evet. Hatta muhteşem üçlüden dolayı burası da 10 olmak zorunda. Muhteşem üçlüden dolayı burası da 10 olmak zorunda. E olay çıktı. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. O zaman burası 12 ise burası da 12 olacak. Sonra şurası toplamda kaç yaptı? 20. Hocam 12, 16, 23 üçgeni değil mi? Evet. Burası 16 oldu. Başka neyi kullanacağım burada? Üst üste binen kenarları kullandım. Üst üste binen kenarları kullandığınız daha hala soru çıkmadıysa ne yapacaksınız? Üst üste binen açılara da bakacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım üst üste binen açılar. Hop şuradaki açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Bitti. Niye? Şuradaki üçgene bakacaksınız artık. Bak bakalım şuradaki üçgene. Buradaki üçgende bir açı ortaylık çıktı mı? Çıktı. Açı ortaydaki kollardaki oran kaç arkadaşlar? 10 bölü 12. Hocam 10 bölü 12. Yani 5K'ya hani 5 bölü 6. 6K yaptı burası. Hocam toplamda 11K eşittir 10 değil mi? Şunun tamamını 10 bulmuştuk. K'yı 10 bölü 11 bulduk. A bizden X 6K isteniyor. O da 60 bölü 11 mi yapar? Evet. Dediğim gibi üst üste kenarların birbirine eşitliğini kullanın. Ve hala soru çıkmadıysa üst üste açılar açılarda önemli. Altıncı soru. C an çıktı. Geldik yedinci soruya. Şekil 1'de verilen ABC'de dikdörtgeni biçimindeki kağıt AE boyunca kesiliyor. Elde edilen üçgen AB kenar üzerinde. şekil 2'deki bir konu. Evet bunu almışım buraya koymuşum. Eş yapı. Arkadaşlar eş yapı unutmayın bunu. Kenarların eşitliğini koyun. Sonra AD uzunluğu. Bak burası. Burası. Eşitliği mutlaka koyun. Bu arada bu bir dikdörtgen demiş değil mi? Hocam dikdörtgense karşısında kenarlar eşit. Bunları mutlaka koyun. Bu dik üçgen 90 derece. Buradaki 90'ı da koyalım. Peki sonra devam edelim arkadaşlar. Bu bilgilerle soruyu çözebiliyor muyum? Şu an çözemiyorum. Elde edilen AB kenarı üzerine şekilde gidip konulduğunda D üstü köşesi ABC'de dörtgenin köşegenlerinin kesim noktasına denk geliyor. Arkadaşlar bu tam köşegenin kesim noktasına denk geliyormuş. O zaman ben bunu böyle uzattığımda devamı köşegen mi olacak arkadaşlar? Evet. Dikdörtgende köşegenlerin kesim noktası birbirini ortalar. Yani burası eşitken burası da eşit olur. Hocam dikdörtgen sorusu niye burada soruyorsunuz diye böyle şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar aslında çok basit. Köşegenleri çizsem köşegenlerin kesim noktası tam orta noktadır arkadaşlar. Sebep hocam dikdörtgen ya A ise A B ise B ya A kelebek var burada. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Kelebekteki oran bire bir. O yüzden bunlar birbirine eşittir. Hatta 90'dan çizilen kenar ortay. Bak mod içe dolayı. Burası da eşit burası da eşit oldu. Bütün parçalar birbirine eşit oldu. Yani burası eşitken burası da eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Eee, şimdi bir şeyler çıktı mı? Çıktı. Ne çıktı arkadaşlar? Şuraya K yazarsam daha net bir fark edeceksiniz. K, K. Bak burası da K. A arkadaşım şurası 2K. Bu ne üçgeni? 90'ın karşısı 2K. Hangi açının karşısı K'dır? 30'un. O zaman burası 30. Burası nedir? 60. E 30 Burası da 60 oldu o zaman. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı köküçtür. 30'un karşısı 1 ise burası da 2 midir? Aynen öyle. Kök üçgen burası da kök köküçtür. 90'ın karşısı 2 kök E, K'yı zaten kök köküç bulduk. 30'un karşısı köküçgen 60'ın karşısı da kaç yapmalı arkadaşlar? Köküçün köküç katından dolayı. 3 yapmalı. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam burası 3 burası köküç. 3 ile köküçün çarpımı soruluyor bize arkadaşlar. Alan buna eşittir. Yani cevabımız 3 köküç yaptı. Cevap denizli oldu 7. soruda. Geldik 8'e. Yine bir katlama üst üste binen kenarlar birbirine eşit kullanalım arkadaşlar. 10 ken bu 10 buraya mı gelecek? Evet. Hocam 8 10 ne üçgeni 6 8 10. Bak yukarısı 10 verilmiş. Aşağısı da 10 4 olacak burası. E 90'lar havada uçuyor aslında burada. Hocam burası da 90, burası da 90, burası da 90 değil mi? Hatta bunun devamını getirsek bizden A A üstü K, M. A üstü K, M üçgenin alanını isteniyor. Şu üçgeni de oluşturalım isterseniz. 90'lar havada uçuşuyor. Bir alfa beta'ya dalmak lazım değil mi arkadaşlar? Dalalım o zaman. Hocam alfa beta alfa beta hatta beta burası da alfa. Bu üçgeni de kullanacağım. Bu üçgenin kenarları da lazım. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Burada beta'nın karşısı 4 beta'nın karşısı 8 kolay bir benzerlik var. 1'e 2. Hocam alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 3'tür. 3 4 5'tir burası. Bu arada katlamadaki buradaki 10 buraya gelmedi mi? O zaman burası da 5 mi yaptı? Aynen. Ben şu x'i bulursam olay bitti. Gençler bu üçgen de şu üçgenle benzer değil mi? Evet. Burada beta'nın karşısı x'in. Buradaki beta'nın karşısı 4 oranı. Buradaki alfanın karşısı. Buradan başlamıştık. Buradaki alfanın karşısı 5'in. Buradaki alfanın karşısı 3 oranına eşit. Sadece 4'ü at öbür tarafa. 20 bölü 3 yaptı x. Madem öyle 20 bölü 3 yaptı x bizden alanı isteniyor. 5 çarpı 20 bölü 3 bölü 2 bize alanı verecektir gençler. O da şununla şu sadeleşince 10 yapar, bu da 50 bölü 3 mi yapar arkadaşlar? Evet. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Ve bu kağıt katlama sanatıdır, bilmem nedir. Onu halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde klasikleşmiş sorular kısmına geçiyoruz. Bu bölümde klasikleşmiş sorular kısmındaki test birde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.